End boyutu, insanoğlunun önceden hapsolduğu ve Enderman'lere dönüştüğü o korkunç boyut. Aradan yüzyıllar geçti ve End daha da gelişti. Yer şekilleri bambaşka oldu. Üzerinde yaşayan canlı türleri katlanarak arttı. Artık burada hayatta kalmak daha da zor. Enderman'ler aşırı güçlü fakat onlardan daha güçlüleriyle de savaşmamız lazım. End'de ağaç bulabiliyor muyum? Bilmiyorum. En fazla ne gibi canlılarla savaşabilirim? Bilmiyorum. Ama bir amacım var, o da hiçbir şeyim olmadan End'in rastgele bir tarafında başlayıp 100 gün hayatta kalabilmek. Özellikle de bunu hardcore olarak yapıyorum. Yani bir kere bile ölürsem dünyam tamamen silinecek. Normale göre daha tedbirli olmam lazım ve hayatta kalmam lazım. Ayrıca yeni bölüm 40.000 beğeninden sonra gelecek. O zaman iyi seyirler. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Elin beyneye gitmiyor gibi duruyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. 100 gün hayatta kalma serilerinden bir tanesinde End'de hayatta kalmaya çalışacağız. Böyle bir şey yapacağız. Şimdi bambaşka bir maceraya atılacağız. Umarım güzel geçer. Açıkçası hayatta kalabilir miyim? Yaşayabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Tek yapmam gereken burada Enderman'lerin gözüne bakmamak ve hayatta kalmak. Aha, şurada bir ev var. Direkt olarak ama gitmeli miyim? Hiçbir fikrim yok. O yüzden direkt ağaç kazacağım. Bu ağaç ne? Bilmiyorum. Bu ağaç işime yarıyor mu? Bilmiyorum. Tek bildiğim burada hayatta kalmak için bir şeyler denemem. Hiç fikrim yok. Umarım hayatta kalınıyordur. Lucrania Bark adındaki yer. Oha. Aa, güzelmiş. Masaları falan filan rengarenk. Çok güzel ha. Hoş. O zaman bir yandan da şöyle balta yapalım. Baltayla girelim. Taşları vesaire var mı? Hayır. 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 Hayır daha yeni. Oh. Hayır. Aa, hayatta kalabilirim. Daha destur oğlum. Hayır. Oğlum ne vurup? Su vardı lan yanda. Arkadaşlar serinin sonuna geldik. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Atmosfer çok güzel. Arkadaşlar bir numaralı kuralımız. Bu ne? Aha. Güzelmiş. Yerim. Bu ne? Bulup Vine Seed. Aa, bunları direkt ekebiliyorum. Nasıl ekiyorum bilmiyorum. Ben tamamen uzaylıyım buraya. Çok uzak galaksiden geldim. Renkleri çok güzel ve tatlı renkleri var. Şimdi bunları alayım. Bunları çevireyim. En başında zaten yaptık bunu. Çubuklar yeterli olur. Bir tane kazma. Bir tane de balta. Şimdilik en azından iş görür gibi. Bunu yiyebiliyorumdur. Ne yersem zehirlenirim veya ne yemezsem zehirlenmem. Hiçbir fikrim yok. Bir su var burada. Hey, Eyo, mekana bak. Evimi ben buraya yaparım ha. Emekli evi için yine tekrar bir şeyler çıktı. Emekli evimiz geliyor yavaştan yavaştan. Ben şimdi bu böceklere bakarsam bunlar tripe girmiyor değil mi? Çok da denemeyeyim. Sokuyor musun sen? Sokmuyorsun. Tam böyle keko semtine geldik gibi düşünün arkadaşlar. Ve bakacağınız her keko ne bakıyorsun kardeşim diyebilir size. Ve siz de hiçbir şey demezseniz lan ne, bakıp sessiz kalıyorsun diye de size atarlanabilir. Ya da nasıl yani ben bakmadım dersiniz. Bakıyordum basbayağı der daha da kuvvetlenir o kargaşa. Böyle bir çelişki işte. Endermenlerden uzak duracaksınız. Tatlı adamlar aslında. Yani zamanında gelmişler burayı kurmuşlar. Sonra da burada başkalaşım geçirmişler. Ben şimdi bunu yiyeceğim. Ay yiyemiyor muyum? Ben şunu berry yiyebiliyorum. Tamam. Lan illa bakacağım değil mi? İlla ne bakıyorsun kardeşime dönecek. Kardeşim bakmayacağım sana. Enderman'e uzun süre bakarsanız Enderman en sonunda pes eder tekniğini de yapmayacağım. Çünkü bir asır bakmanız lazım. Böyle bakışma yarışması yapmanız lazım. Ve o iş çok uzun. Hiç gerek yok öyle şeylere. Burada bunları yiyebiliriz bakın. Bir açlık dolduruyor ama en azından dolduruyor. Bir de şuradan devam etsem. Burası biraz fazla sıkıcı. Aha. Merhaba, bakmadım değil mi size beyefendi? Bakmadım size. Burası neresi abi? Bir yapı burası ama emin değilim. Acaba sandık falan çıkar mı buradan? Ya o kadar az eşyam, her şey o kadar kısıtlı ki. Bunun sonu nereye gidiyor? Gökyüzünü göremiyorum artık. Hayır, 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 hayır. Su var mı bir yerde? Hayır, su! Su lazım, su. Bunlar da yemek. Bir yerden sonra sıkılırsın, bırakırsın değil mi? Aa, buldum tekniği. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi ha? Kim artist deniyor şimdi? Oğlum az kalsın gidiyorduk yine. Ha, sakin. Aklım çıktı yine. Bizim zırh falan yapmamız lazım. Ben buradan çıkabilir miyim artık? Bu yer beni öldürecek.
gerici. Son anda böyle ucu ucuna şöyle bir deneme yapabilirim. Deneme yanılmayla gideceğiz. Tamamen bambaşka bir mod paketi olduğu için. Ben buraya aldım. Endstone'dan hayır. Hiçbir şey yapamıyorum. O zaman benim işim biraz yaş. Benim işim bayağı yaş aslında. Her türlü Endstone bulmam lazım. Endstone bulursam ki bu yerde nasıl gideceğim? O zaman içerisinden çok güzel eşyalar çıkacak. Mesela böyle yerler çıkıyor sürekli. Bunlarda bilmediğim acaba bir şey var mı? Bak böyle de bir yer var. İçlerinde hiç mi sandık yok? Gizli bir yer. Bayağı işe yarayan bir kapı ama. Ben bu kapıyı alayım. Belki son anda kurtarır. Ne yapacağınızı hiç bilemezsiniz. Ve geldik boktan bir yere. Bu ne? Umbrellit. Stone Age dedi. O zaman bunlar taş yerine mi geçiyor? Ben o zaman mantıklı bakın. Bir başarımdan mantık yürütüyoruz. Bunu alıyorum. Koyuyorum. Ve... Yeah boy. Tamam, End'in taşını bulduk. Skulk sensörüne benziyor ama Skulk sensörü de değil. Burası tehlikeli bir yer. Evet, bu bayağı tehlikeli bir yer. Ben içeri girmeyeceğim. Sadece malzeme alacağım. Sonra devam edeceğim yoluma. Yemek falan filan bulabildiğim kadarıyla devam edeceğiz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Burada ekstra bir şey olmuyor değil mi? Ben biraz kaşınıyorum ama. Merhaba, bu ne? Bu hiçbir şey. Bu ne, Covid mi? Hani nasıl bir yere geldim? Aaa! Koldaki korktum oğlum. Tamam, sakin. Burada bir şey yok. Olmasını da istemeyelim. Olsaydı büyük ihtimal iyi bir şey olmazdı burada. O yüzden geri dönüyorum. Bulabildiğim bütün meyveleri buradan alacağım. Tek amacım hala bir Entity bulabilmek abi. Şu an böyle karanlık, bok derik yerlerde değil. Entity'yi bulabileceğimiz bir yerde durmamız lazım. Gerekirse blok alırız. Kendimizi belli bir yere kadar köprüyle taşırız. Güzel olur da karanlık alanlardan geçeceğiz galiba. Aha! Oğlum şaka mı lan bu? Gördüğümü görüyorsunuz değil mi? Sen de mi? Evet, Enderman evet dedi ama şimdi yanlışlıkla gözüne falan bakarım. Bir bok olur. Evet, ne bakıyorsun kardeşimler başladı bir yandan. Şöyle. Oha, düşmüş end gemisi. Merhaba. Merhaba, içinde bir şey var mı bunun? Umarım vardır. Yok mu? Lan nasıl olmaz? Hayır ama ya. Ah ne, hayır. Hayır. Ay tüm hislerimle oynadılar şu an. Neden böyle bir şey yaptınız? İçindekileri yağmalamışlar bir de. Peki burada anında sağlık gibi bir şey var mı? Aha bak, bu önemli. Bu da iş görür ya. Endermenler hırsız sonuçta. Sürekli bir şeyler çarpıyorlar ve oradan buradan blok çalıyorlar. Bari ejderha kafam olsun. Koca kafalı. Blessing Berry'ler. Hazır gelmişken buradan da birazcık yonkleyelim. Başka var mı Blessing Berry? Yok. Burası Entity. Tam buradan yardır. Ama bu karanlık ormanın yanında ve karanlık ormanda ne bok olduğunu bilmiyorum. Bir ucundan baksak mı? Falan böyle ucundan. Merhaba. Aha, orada karanlıkta bir ev var. Ama bir paranoyaklık tuttu. Bir şey var sanki ama. Dur, şurada bir tane daha yıkılmış bir yer var. Bu siyah toprağa basarken geriliyorum bir tık ama. Umarım arkamdan bir şey ellemez. Peki ben o eve gitsem... Tamam, gitmiyorum abi. Anladım ben ya. Ben aldım cevabımı. O siyahlar içerisindeki adamı gördükten sonra ben ilk önce End'e gideyim. Şu Entity'ye gideyim. Buraya sonra girerim. İçeride ne var bilmiyorum. Ve bilmek de istemiyorum şu an. Şunlardan ye biraz. Şimdi burada Shulker'lardan kaçınarak hangisiydi? Burasıydı değil mi? Oraya kadar gidebilirim ya da burası da var. Shulker'lardan tamamen kaçınarak gitmem lazım ama. O yüzden de üste çıkmadan önce bayağı bir odun kesmem lazım. Odunlar, şu kara odunlar ne kadar iş görür bilmem. Sadece odundur. Kara adamları gördüğüm an hızlıca kaçacağım. Çünkü gerçekten gözükmüyorlardı etrafta. Bak Shulker sesi geldi. Shulker'ları şöyle kapatacağım. Yani olmadı, belli bir yerde bloğum biter de hani blok almam gerekir. Etraftaki taşları kemiririm. Onun dışında şu anlık böyle gibi duruyor. Aa, bir dakika, bir böyle bir böyle. Doğru, farklı. Farklı odun tekniği. Şimdi ben buradan keşke algılayabilsem tam olarak nereye gideceğimi. Bir böyle bir böyle. Oğlum çok iyi teknik lan bu. Baksana, boşluklu bırakıyor ve sen yukarı çıkabiliyorsun. Yani iki katı kadar blok koyabileceğim bu şekilde. Ve ben şu an hatırladım bunu. Keşke birazcık daha önceden hatırlasaymışım, aklıma gelseymiş. Hardcore'da olduğum için, yemeğim az olduğu için de çok bir şey yapamıyorum, deneyemiyorum. Aralarına giremiyorum. Aha!
Amacıma ulaştım. Yes. Aynen öyle. Aynen öyle. Amacımıza çok güzel ulaştık. Ben bundan sonra birazcık daha temkinli olayım tabii de. Knockback unbreaking, kırılmazlık vesaire güzel. Enfes. Şimdi kalkan da yapmamız lazım ama kalkan yapabilecek eşyam yok. Kalkan yapımına geçeriz biraz sonra. Şurada da evet. Orası da güzel gidilecek yerlerden bir tanesi. Şuradan hızlı bir tane demir kazma lazım bana. Yok, buraya hiç bulaşma. Buraya hiç bulaşma. Bir böyle. Yine varacağız en üste. Merhaba, burada biri var mı? Tam burada bir şalkır sesi geliyor. Altını ne yapacağım bilmiyorum ama yani fazladan eşya göz çıkarmaz. Bunlar mı? Yani yedek olur. Ha, şimdi buraya mı girdim? Ben buraya girdim galiba. Bir de burası var. Oradan da eşya çarpabilirim. Burada da eşya alabilirim. Ne yapacağım? Şu an biraz kararsız kaldım. Ha, bir de hazır gelmişken sandık falan alayım ben ya. Neden olmasın? Şimdi burada bunlar beni uçuruyor. Benim botum da yok. Nasıl geldiysem öyle de inmem lazım gibi. Tamam, hayır. Aa, yedik yine bir şeyler. Hayır, çok boktan bir yere girdim. Öldüm galiba. Hayır. Daha yükseğe çıkmayı istemiyorum. Blokları kapat. Hep böyle oluyor. Tamam, en azından neyin nerede olduğunu biliyoruz. Bu taraftaydı değil mi? O taraftan hızlı bir kazı yapacağım ve çalacağım. Aslında buradan uçabilir miyim böyle? Şuraya kadar gidilebilir gibi. Bir tane daha vurursa bence. O da bence, umarım fazla uçmam. Fazla uçmamam burada önemli bir etken. Sadece bir kere vurması lazım. Tamam. 5 saniye ucu ucuna yetişecek büyük ihtimal. Tamam. Daha fazlaya gerek yok. Şalkır adam. Tamam, güzel. Sen kalıyorsun galiba. Güzel. Tamam. İstediğimiz şey buydu. Sonunda. Sıkıntı şurada başlıyor. Ben aşağı nasıl ineceğim? Elytra aldık. Ben unuttum. Her şeyi unuttum. Elytra'm var artık. Ama sanki Elytra açılmayacakmış gibi bir hissiyat var bende. Tamam, açıldı. Let's go. Koş. Demirler, balta. Tamam. İşleri birazcık daha hızlandıracağız. Bu bloklar gereksiz. Kazma ne olur ne olmaz. Şimdiden bulunsun. Şu an lazım olan bize odun. Bol bol odun. Kaçmamız gerektiğinde de zaten daha kolay odun alabildiğimiz için odunlardan yardırıyoruz. Aynı bu şekilde. Umarım kalkan yapılıyordur. Yapılmıyorsa üzer. Alıyorum ve yapılıyor. Güzel. O zaman artık kalkanımız da olduğuna göre Elytra şurada dursun. Bir acil durumda hızlıca sarılmamız lazım çünkü. Aha, variller varmış lan burada. Burası nerede? Ah. Lan hayır, kılıcımı... O, bu dekoratif çok iyi olur. Ben evimi yapacağım. Evimi alacağım böyle bir şey. Bloklar da iyiymiş. Vallahi bunlar iyi bloklar ha. Sadece tabak tarzı şeyi alayım. Hayır. Oo. Aa, bitkide. Aa, neden oluyor bu? Aa, bitki var burada. Şundan alıyor. Şerefsiz bitki. Ben burada hayatta kalabilecek miyim? Bir de önümü görebilsem her şey daha güzel olacak ama. Şimdi buraya nasıl gireceğim? Aha. Oğlum buradan kadim bir büyücü falan çıkmasın. Kadim büyücü istemiyorum ben abi. Ben sadece huzur istiyorum. Gerçi evini soymaya geliyorum şu an. Merhaba. Aa, bu da böyleymiş. Selamlar. Endstone Smelter. Oha. Ödüm bokuma karıştı. Önüme ışından, aynen kanka, ışından. Oğlum burası benim hayatta kalabilmem için tasarlanmış resmen. Geri kalan günlerde ise zaten hali hazırda gördüğümüz mekanlara tekrar gittik ve yemek aradık. Birazcık yemek bulduk ama fazlası değildi. İlginç bir yere çıktım bu şekilde. Burada kar yağıyor, sanki buralar kar. Güzel bir atmosfer var. Gerçekten en boyutu acayip iyi. Daha farklı alanlara geldik ve artık açlıkta baya sıkıntı olmaya başladı. Yeterince yemeğimiz yok. Yeterince hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir Enderman'e bakmadan da umarım yol alabilirim artık. Kırılmış bir portal. Bu şey. Ejderhanın yanında olan yerlerden ama kırılmış hali. Ve runik yazılar. Bunu nasıl aktive edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bu bir portal. Buraya belli şeyler koymam lazım. 3 buraya... bir dakika. Yoksa bu direkt olarak sadece eşya koymamla mı alakalı? 3 var. 2... Bunlar ne anlam ifade ediyor? Hepsini normal bir şekilde koysam. Böyle. Rastgele taşlar koysam. Alakası yok değil mi? Aynen öyle. Alakası yok. Bu portalı nasıl çalıştıracağımı bulabilmem lazım. Acaba arkasında ne var? Şurada bir tane daha var mesela. İlginç.
Direkt bunları kırmaya çalışsam kıramıyorum değil mi? Evet. Bunu kırmaya çalışsam ya bunu da kıramıyorum. Bu beni aşabilecek bir şey. Beni aşan bir portal görüyorum şu an. Peki burada ne var? Ya ben akın sağlığımı yitireceğim artık. Lan bu sandıklar neden var o zaman? Tamamen hayallerimle oynuyorlar. Bu birazcık daha değişik duruyor. Bu entity mi bu? Hayatımda gördüğüm en küçük entity. Yo. Bunun entity olduğuna emin miyiz? Aşağısında bir şey bulabilirim diye düşündüm. Aşağısı yok. Yukarıda ağlayan obsidyen var. Abi tam olarak bu ne şimdi? Bu mu yani? Cidden mi bu? Yani bu kule tamamen hayallerimle oynadığı olabilir. Şurada yukarıda zıplayan bir şeyler var. Belki yemektir ha. Geyser falan filan değildir. Bir tarafta ölmem. Bunlar ne? Lan balık mı? Al. Girişi güzel. Bak saldırıyor gibi bana. Yapıştırması. Ay. Evet anlarsınız ki çok da... Kolay değiller. Zehirliyorlar da. Bir dakika. Aa burada da doğal olarak takılıyorsunuz. Yani ben burada sadece experience kasıyor gibi duruyorum. Jelatin çıkıyor. Ya da gerçekten çevirisi bu mu? Bunlar ne? Endfish. Ah tamam. Balık yiyebilirim. Artık sonunda. Ama deniz anaları siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Umarım sizden de yemek çıkıyordur. Vallahi aç. Bir insan olarak avlanıyorum şu an. Oha derinlere de iniyor. Oo burada bir sürü balık ölmüş. Burası farm galiba. Oh! Ay aklım çıktı. Tamam ben buradan gelene vurayım, geçene vurayım. Beyzbol oynayalım buradan. Gel abi sana havada vuramadım. Hadi bir tane düşer ona vurayım bari. Gel abi. Hayır sayı olmadı bu sefer de. Tamam artık balıklar bitmeye başladı. Etrafı düşenleri de alayım da ziyan olmasın. 58 balık. 58 tane balık. Kocaman bir balıkçı dükkanı kurabilirim artık. Aç aç yemeye çalışmayacağım. Çiğ çiğ yemeye çalışmayacağım. Yoksa biliyorsunuz çok kötü şeyler olabilir. Merhaba. Bu ne? Kaktüs gibi bir şey bu. Aa yine nakarat meyvesi. Tam nakarat meyvemiz en azından var. Güzel. Ben bunlardan da baya baya geçinirim o zaman yemek olarak. Düzgün bir yer bulduğumuzda da balıklara geçeriz. Balıklardan devam ederiz. Bu ne? Purple polypore. Ben her şeyi yemeye çalışmayayım da. Fazlasında gözümüz yok. 64 tane yeter ve artar diye düşünüyorum. Hem de kaçış mekanizmamız daha fazla entity'ye gideceğiz ve daha fazla entity'de kaçabilmemiz için bunlardan yiyeceğiz. Bizi direkt entity'nin en aşağısına ışınlıyor. Böylelikle de hayatta kalabiliyoruz. Yani önceki deneyimlerimde böyle oldu. Bu sefer daha farklı bir teknik geliştirirler bir şey olur. En azından daha hızlı hareket edebileceğim artık. Ve yine sen. Yeter be. Bu sefer kırıksın ama. Anladığım kadarıyla bu şeyler full boş. Hiçbir vasıfları yok. Aha. Bunun var. Yani bazıları öylesine, bazıları gerçekten... Burada... Wow. Ben galiba burada uçamayacağım. Aşağımı da kazamayacağım. Burada biraz temkinli olmam lazım. Nakarat meyvesi belki kaçış olabilir. Taşları da al. Garip bir mekan bu arada cidden. Ciddi anlamda ilginç. Wow. Oh. Iron Golem tekniği işe yarar mı sende abi? Hiç öğrenmek de istemiyorum artık orada ama. Merhaba. Şöyle vurabiliyor muyum size beyefendi? Bir şeyler deniyorsunuz ama. Şöyle aynen. Golemlere golem tekniği her zaman iş görüyor galiba. Ama ne kadar canınız var onu bilmiyorum. Vursa tekte de indirir bu arada. Hala havalı duruyor. İçinden umarım değerli güzel bir şey çıkar ve gerçekten değerli bir şey koruyorsundur. Ama sen nesin böyle? Ha? İçinden blok mu çıkıyor cidden? Bu mu yani özelliğin? Burası biraz sıkıntılı ama. At. Evet. Ben de diyordum ne eksik? Şu kafalı çıkaralım da artık. Palyaço gibi etrafta dolaşıyoruz. Merhaba yine mi sen ya ama? Evet aktive edeceğiz bu adamı. Koşacağız. Kır şunu kır kır kır. Hayır 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 koyamadım. Vurma sakın vurma. Bak 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 etrafından dolaşmaya çalışıyor. Galiba vurabiliyor. Vurabiliyor da o yüzden yapıyor. Hayır gelme. Gelme ben de kaçacağım hayır. Sen akıllıysan biz akıllıyız be. Koş. Koş kaç. Hayır. Ay yakın 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 yakın. Beni avlayamayacaksın. Galiba bu arada düşersem kaçacak yerim de yok burada. Hah. İçinden gerçekten purpur bloğu mu çıkıyor? En büyük olayım bu mu? Aha. Aha. Kırılmazlık savurma vardı bunda. Bunda darbe 3 süpürücü kenar. Bunlar güzel şeyler. Verimlilik var. Verimlilik bunda da var. Bunu boş ver. Demirler lazım. Yedekte bulunsun. Çok da önemli değil. Tam burası da böyle.
Güzel mekanmış bu arada. Bu sefer güldürdü. Bu mantarlar yani ne işe yarıyor onu da bilmiyorum ama. Ne yapıyorsunuz? Ay tabii ki bana saldırıyorsunuz. Başka ne vasfınız olabilir ki? Gördünüz. Çatır çocuğu atlayın tabii falan diyormuş. Oo tamam sakin. Arkadaşlar sırayla hepinize imza atacağım falan diyor. Ekstra bir şey yapılmıyor. Normal slime bunlar. Ama bunlar normal slime'dan daha fazlası. Abi bu ne ya? De bunların büyüdüğünü düşünseniz bayağı iyi farm yapılır. Normal dünyada ben böyle bir şey için farm kuruyorum ama 64'ü tamamladık, daha fazlasını ne yapayım ben? Balçıklar da yaşamalı ya. Doğal alanlarında onları gelip katletmemeliyim. Ha bu arada elitreyi koymayı unutmuşum. Atlayacağım boşluğa, öleceğim değil mi? Burada kocaman ortasında yaratık olan başka bir yer var. İlk buraya mı gidelim? Nereye gidelim? Bence ilk buraya gidelim, bir uçalım. Oraya da uçabilirim. Bir malzeme toplayalım biz ya. Tamam, her şeyim tamam ve uçuyorum. Orada bir baksak mı? İlk önce elitra kapma. Tamam, yeni demir külçeleri, koruma. Benimki nasıl? Su adaptasyonu var sadece. Şunu atıp şunu alayım ama kaybolma. Ay yok, gerçi hardcore oynuyoruz. Yeni elitramız da hayırlı uğurlu olsun. Bulabildiğimiz yer burası mıydı? Evet, bulabildiğimiz yer burası. Keşke bir de bu kadar ısrarcı olmasalar. Wow, çok güzel. Aa, koruma 4. Bendeki ne bilmiyorum. Koruma 4 ve dikenler varmış bende. Daha iyiymiş. Verimlilik kazma. Verimlilik 5. Oğlum bunlar bayağı iyi. Neyse şununla bir değişiriz. Biri de galiba buranın içinde var. Evet, bu da koruma ve bağlanma laneti. Bağlanma laneti istemeyelim biz. Şu standı atayım. Arena uçtan bir yerden gözüküyor. Herhalde buradan gideriz. Merhaba arkadaşlar. Siz özlediniz mi beni? Hiç gelmedik, tanışmadık aslında ama. Hey selam, ben Adal falan. Burada sandıklar, güzel. Korunma. Bu ne? Buffalo'nun saddle. Nasıl yani, böyle bir şeyler mi var? Süpürücü kenar kırılmazlık. Çok fazla eşya almaya başladım. Artık benim bir shulker yapabiliyor olmam lazım. Keşke alsaydım sandığı diyeceğim ama burada da var. Ben bazen kafayı yiyorum. Bu adamla savaşmayı ister miyiz acaba? Acaba. Beyefendi. Oğlum bu gelişmiş bir kurbağa gibi bir şey bu. Mızırın falan filan olursa belki. Tek atar mı? Belki. Bence atabilir. Bunlar çirkin. Ben Shulker'lardan nefret ediyorum. Mesela bana Shulker'ın gelişmiş... Tamam, tamam. Geri dönüşüm çok iyi olacak. Onu şey yapabilirsin. Adama bak. Çok fenasal şeyler var. Hiç bulaşıp bir tarafta ölmek istemiyorum. Ben normal bir şekilde yoluma devam edeceğim. Tabii ilk önce biraz odun alayım da. Sandık ve Shulker. Shulker'ımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi aktif olarak kullanmadıklarımı buraya koyacağım. Erzak depom olacak burası. Alet edevat depom olacak. Yani her şey burada. Sıkıntısı yok. Ve artık Shulker'ımız da olduğuna göre etrafta daha rahat dolaşabileceğiz. Ve bolca da odun almayı ihmal etmeyelim. Şurada bir tane daha Entity var. Aa, bu Entity değil galiba. Hey, bu golem adamların olduğu yer galiba. Evet, aşağı doğru iniyoruz ve bu sefer daha da kadim zamandan gelen, çok uzun zaman önce hapsedilmiş golemlerle savaşacağız. Çok fazla var burada. Bura bayağı geniş versiyonu. Bak, bir anlamı olmayan bir genişlik. Merhaba golem adam. Yine mi başladık? Aynı maceralara. Verimlilik, demirler, koruma. Ben artık şunu alayım. Ve çıkmaz sonu bambaşka bir yer daha mı? Aynen öyle. Tekrar uçmak için yükseliyordum ki ne göreyim. Burada bambaşka bir şey var. Hop. Ay kırdık bir tarafları. Şimdi insanlar galiba buraya önceden gelmiş ki o kellelerini almışlar. Görmeli miyim? Merak etmeli miyim bunu? Hayır. Aşağısı var, yukarısı var. Bak şu an gerçekten gafil avlanacakmışım gibi geliyor. Sandıkları açarsam bir şey patlayacakmış gibi geliyor. Sandıklarda bir şey yok zaten. Peki ben bunları kırsam? Ne sandık dolu ne... Yani portal açılıyor ben. Dolandırıcılık bu. Şöyle bir baksam... Sen de çıkamadan gittin be abi. Sen de çıkamadın. Yani güzel bir adam heykeli. İyi yapmışsınız bari. Şöyle 9 tane daha elmasım oldu. Bağış bankasıydı herhalde burası. Ay çekil. Düşündüğüm şey mi bu? Galiba düşündüğüm şey bu. Bu şekilde kırılabiliyordu. Emin de değilim. Bu büyük ihtimal netrite. Ama end'de bulunan netrite. Ve normalinden çok daha sert mi bu? Bu büyük ihtimal böyle bir kazmayla kıramayacağım anlamına geliyor. Yok ya, kırılıyorsa da eziyet bu. Ne bakıyorsun Enderman? Direkt kıramıyorum.
mükemmel. Yanımdasın ama dokunamıyorum. Böyle saçma bir şekilde. Hatta bak şurada var nokta şeklinde, şurada da var. Birazcık daha gözümü gezdirsem birkaç tane daha görebilirim herhalde. Tam mekanındayız. Bu arada bir tık araştırma yaptım. Bu o kadar sert bir kabukmuş ki ilk önce bunu kırmamız lazımmış. Yani yakınında bir şey patlatacağız. Bu tam olarak bir TNT oluyor bu arada. Etrafta TNT'ler olabiliyormuş sandıkların içinde. O TNT'leri bulacakmışız. Sonra da yanına gidip patlatacakmışız. Bu onların çatlamasına ve bizim de kırabilmemize yarıyormuş. Böyle bir durum. Yani illa bir yerden bir şeye dertleneceğiz değil mi? İlla bir şey yolunda gitmeyecek. Hayır. Neden? Aynen abi. Arkadaşlar sakin olun. Sakin olun. Ben de sakin olacağım. Ben zırhlarımı bu şekilde giymezsem tabii. Az kalsın gidiyorduk. Bu arada az önce garip portallara giremiyorduk ya. Onları birazcık daha araştırdım. Uzun ve zahmetli bir iş. Bu kristaller şu an normal kristal parçaları. Ve etrafta bulduğumuz bu ender parçaları da var. Ve bu parçalarla beraber bir ayin düzenlerseniz eğer ki şu an aldığımız bu kristaller fazlasıyla yeterli. Biz bu kristalin daha iyisini yapıyoruz. Büyülü halini yapıyoruz. Ve bunun için bir tane panel lazım. Etrafta zaten bulabildiğimiz hani standlar vardı ya, boş beleş standlar. İşte o standlardan birazcık daha bulursak eğer ki ayini yapabiliyoruz. Böylelikle de güçlü bir kristal elde ediyoruz. Bu kristallerin güçleri de direkt olarak portalı açmaya yetiyor da artıyor. Ama portal nereye gidiyor bilmiyorum. Yani deneyip beraber görmemiz gerekecek. İltre'ye de arada bir bakmam lazım. Bir şekilde düşüp ölmeyelim. Şimdi buraya atılmam hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Phantom'lar var. Büyülü garip insanlar var. Evet. Abi Phantom'lar lütfen. Lütfen sakin olalım. Sorun çıkarmayalım. Gerçi bunların zarlarıyla beraber ben elitralarımı onarabileceğim. Bu yüzden de bunların burada olması aslında iyi de bir şey. Alayım ben onları. Galiba istediğimiz şeylerden birinin daha büyük bir halini bulduk. Aha. Evet, istediğimiz şeyler bunlardı. Aham da bunlar. Çok iyi be. Bunlar öylesine şeyler mi? Aynı mı bunlar? Aynı. Tamam. Bunları sadece burada... Bu arada bir şey var sanki burada. Ya Enderman, korktum. Siyah adamlardan sandım. Bu arada ben bunu bir kontrol edeyim. Bunu alıyorum. Evet, üzerine bir şeyler koyabiliyorum. Buraya işte bizim büyü için gereken bu Ender şartları, bir de Crystal şartları koyacağız. Böylelikle de büyüyü yapabileceğiz. Bunlardan bol bol alayım. Dekoratif olarak baksanıza, kolon olarak ev yaptığımızda bayağı bir kullanırız. Bu arada ben şöyle planlıyordum. Bazı koli gibi alanların yanında bulunuyor. O koli gibi alanlardan çarpacağımızı falan düşünüyordum. Ki tek seferde daha fazlasını bulduk. Çünkü koli gibi yerlerden bulsaydık şu an bunu 50-55 kere yapmış olmamız gerekiyordu. Kaç tane aldık? 53 tane. Evet, 53 kere bunu yapmamız lazımdı. Daha 54 oldu. Çok çirkinsin diyemiyorum, göremiyorum, anlamıyorum da. Yine bizim insanların kelleler gitmiş. Yine bir şey var mı? Yine bir şey yok. Ya siz bunu neden buraya koydunuz? Bu kadar havalı bir şeyi neden buraya koyarsınız ki? Bence burada bir şey olacakmış. Korkutucu bir şey olacakmış da son anda bozulmuş bu. Şimdi Zula'ya tekrardan bakalım. 18 elmasla 36. Zırhlar buraya gidiyor. Kazma buraya gidiyor. Ve biz de devam ediyoruz. Daha fazla kristalin olduğu çok güzel bir mekana gittik. Bir bakalım. Güzel bir yer, sakin bir yer. Galiba yine aynı canlı. Başka bir şey yok mu bundan başka ya? Mutasyona uğramış kurbağayla dövüşüyoruz. Gerçi ninja kaplumbağalar da kaplumbağa şimdi de. Elmas alırım, severim. Küçük dostum. Geleceksin değil mi buraya? Ve bak. Sevimli misin sen? Sen sevimli değilsin. Çok havalıydı bu arada hareketlerin. Sadece ne kadar hasar yiyorum. Ben, gerçi hayır tamam. Yok ya, yeneceğim ben onu. Gel abi. Wow. Tamam, en azından endirmenleri açtın. Güzel bir şey bu. Aa, ben sana bir kere vurup 10 saat sonra yemek mi yiyeceğim? Ve neden gözün göğsünde salak? Ay. Bu arada bu savaş sadece benim kaçıp yemek yememden ibaret olmaya başladı. Ve umarım can falan yenilemiyordur bu. Şu zehirleri de atma artık. Ay.
öyle bir savaş ki Enderman'e de bakamıyorsunuz. Havada paraşüt giymek gibi şeyler yapıyorsunuz. Elitra falan giymek. Ya burada bu sonlanacak bu 100 gün ya da devam edeceğiz. Bu arada ben bu videoyu editliyorum ya. Büyük ihtimal size böyle kısacık keseceğim burayı. Ama yaklaşık 15-20 dakikadır vurkaç yapıyorum ben bu adama. 15-20 dakika. Daha ne yapayım? Ölmek de bilmiyor. Attığı şeyler zehir, bitir, en ölümcül zehirleri atıyor. O sonunda... Hayır Enderman, hayır. Hadi bakalım. Neymiş? Bu ne? Entrol skin. Entrolü müydü bu? Kurbağa gibiydi bu. Derisinden bence bir şey yapabiliyorumdur. Yapamıyor muyum? Dur, bunu da bir şekilde buluruz. Acaba derisi ne işe yarıyor? O kadar fazladır bu arada mod paketini oynuyorum ki karnım gurulduyor gurulduyor. Üşeniyorum hala yemek yapmaya. Acaba senle ne kadar boğuşabiliriz? Ne kadar vuruyor olabilirsin? Ama o kadar vuruyorsun galiba. Tamam. Altınlar ve TNT'ler. Altınlardan daha önemli TNT'ler bu arada. O zaman etrafta Enderite arayacağız. Güzel olacak. Bulduk şimdi bir tane. Ama alt kısmı biraz sıkıntı. Ama her türlü patlatacağımız için... Ama benim çakmağım yok. Bir dakika, ne çakmağa gerek mi var ya? Ben de bazen kafayı yiyorum aynen. Burada bir sürü buton yap... 32 tane buton yapayım al. En iyisi. Buraya koyuyorum. Evet. Lütfen çatla bu arada. Aynen öyle. O kadar da havalı gözükmüyor ama burada tek çaremiz Enderite'dan bir şeyler yapabilmek. Enderite'dan da bir tane aldığımızda yere düşerse ağlamayalım. Tabii bu haliyle de birkaç asır aldı. Ha? Ha? Ne yani? Çıkmıyor mu? Lan ne trip ve ne nazlı bir şeysin sen. Araştırmamın sonucunda öğrendiğim bazı şeyler var. Evet, etrafta netrite bulmamız gerekiyormuş. Netrite kazma da bu mod paketin içinde çıkabiliyormuş. Ama işte sıkıntı şu, nadir. Yani etrafta dolaşacağız. Bulabilirsek netrite bir kazma bulacağız. Ki ondan sonra da Enderite'a gireceğiz. Enderite ise netrite'den daha güçlü. Vay vay anasını dedirttirecek bir şey. Normalde netrite etrafta altınlarla yapılıyor ya. Bu malzeme elmaslardan yapılıyor. Enderite. O kadar güçlü. Size şunu da söyleyeyim. Zırhla Elytra'yı birleştirebiliyorsunuz. Enderite yaptıktan sonra. Hem uçabileceğiz yani. Hem de Netrite'dan daha güçlü bir zırhımız olacak. Tabii bu birazcık amelelik. Bir tane Netrite kazma bulana kadar etrafta sadece oradan oraya blok koymam. Ve teker teker uçmam gerek. Ah, bu sefer savaşmayacağız. Ah, tüy düşüşü. Ateş kurması, derin koşucu. Ya bunlar bizim işimize yaramıyordu zaten. Tamir var. Tam bunları birleştiririz. Müzik. Garip uzaylı müziği ha. Savurma 2, darbe 5, alevden şehre kırılmazlık. Her şey var abi. İsteyebileceğiniz her şey var. Güzel. Tamam, o zaman artık istediğimiz şeyleri bulduk. Tamam, bunu alıyorum. Pantolonumu buraya koyuyorum. Hadi lütfen bir daha arıza çıkarma da artık ol mu ne hani. Olsam mı ne. Tamam. İşte böyle bitti, hiçbir şey kalmadı. Anneciğim hiçbir şey kalmadı, babacığım hiçbir şey kalmadı. Artık benim ol. Ay, aradan kaçtı falan sandım. Correct Enderite or. Şimdi benim bunu ısıtmam lazım. Tamam, demirci masası da yaptık artık. Hangi zırhımı yapsam, koruma ve dikenler 2 var. Seni buradan çıkarmam lazım. Ve evet, koruma, dikenler 2 ve tamir. Böylelikle de level aldıkça onarılacak. Sonra ben bunu alacağım. Enderite ingot'ı koyacağım. Evet doğru, Netrite ile yapabiliyorum. O da Enderite kazma oluyor. En azından anladım, mantıklı. Ben bu elmas göğüslüğü şimdilik şey yapmayayım. Bunları da en azından birleştirmiş olduk. Yani bana ta artık etraftan Netrite parçası falan da aramak istemiyorum. Çok acıktım. Tamam, yarın devam ederim ya. Daha fazla dayanamayacağım. Netrite'ı bulmanın kolay olmayacağını biliyordum. O yüzden de günlerce dolaşacağımı da biliyordum. Her zamanki gibi aşağıma bloklar koydum, yukarı çıktım ve en sonunda da Elytra ile zıpladım. Böyle böyle bütün endi gezmeye başladım. Netrite parçaları bulmak günler aldı.
Ama en sonunda artık elimizdeydi. Tabii sadece küçük bir zırh için bu kadar çabaya, bu kadar zahmete girmek ne kadar mantıklıydı bilmiyorum. Belki hayal kırıklığına uğrayacaktım, belki de gerçekten işimize yarayacaktı. Ama en sonunda elde ettik. Hadi bakalım, saatlerdir tekrardan uç kaç, uç kaç, kaç kere ölümden döndüm ve o kadar fazla şey yapmışım ki uykulu uykulu oynuyorum. Bir sürü şalkır kutumun içinde bir sürü şey vardı ya, o şalkır kutusunu bırakıp tamamen bambaşka bir macera ceraya atılmış bulundum ben. Üzücüydü yani. Gerçekten üzücüydü. Tabii bu kutunun içinde şöyle bir durum da olduğu için eski malzemelerim de vardı ama artık yani topladık o kadar uçmayla. Demirci masası falan da içindeydi. Örs de vardı ama örs de bir şey yapmayacağız ki şimdi, doğru. O zaman hazırsak. Elmas göğüslük, netrite külçesi ve bam. Sonra bunu alıyorum ve endrite'i koyuyorum. Ve bam. Aynen öyle. Şimdi böyle yapacağım. Android chest plate gelecek. Android Elytra chest plate olacak. Bam! Hem zırhım var hem de Elytra'm var artık. Yani artık etrafta savaşırken sıkıntı da çekmeyeceğiz. Direkt bunlarla gireceğiz. Bu arada tekrardan şalkırları unutmuş muyum? Tamam. Hop! Güzel. Bir de arkasında böyle pelerinim de kuyruk gibi açılıyor ya. O ayrı bir güzel. Yani hem uçabileceğim hem savunabileceğim kendimi. Daha ne olsun? Buradan da tekrardan kop kolay bir sürü eşya alabiliyorum. Bu mekanlarda olmasa zaten ne yapacağız? Bu arada size göstermek istediğim şeylerden bir tanesi şöyle bir durum var. Mesela bunu alıyorum, tamam mı? Bu burada. Bu arada kendi tamir ettiği için de hiç kırılmayacak. Çok güzel. Şöyle atayım. Aha. Lan. O kadar gitme. Hayır. Ya ben ne yapıyorum ya? Bekle. Alacağım. Böyle bir uçma özelliği var Android'lerin. Endrite'in ta kendisi gibi işte. Ben şimdi bu şekilde bu zırhlarla beraber, yani bir Enderman'ı teke tek atabilecek miyim bu şekilde? Bir buçuk kalp vurabiliyorlar sadece. Bu kadar güçsüz mü oldunuz artık? Yani çok riske atmamak da lazım da şimdi. Oh.